Günaydın abi. Kendimi düzene hazırlayayım şuraya. Günaydın. Suratımdan abi anladın ne? Suratımdan anladığınız üzere saat sabahın 9'u falan. Yani gece 2'ye kadar çalışan bir insan için 9'da uyanmak gerçekten bu. Bugün neden bu saatte kalktım? Şimdi manyak mıyım, deli miyim? Ve neden bu saatte vlog çekmeye başladım? Bence bunu anladınız. Kirpik perması yaptıracağım. Bunun sebebi zaten ben kirpik perması yaptırmak çok istiyordum. Çünkü benim saçlarım kıvırcık ama kirpiklerim, işte ne bileyim kaşlarım, bacak kıllarım, kol kıllarım falan dümdüz. Ben de dedim ki neden kirpiklerimde kıvırcık olmasın? Ve Ankara'da da güzel bir yer buldum. Yani paylaştıkları işler çok güzeldi açıkçası. Linklerini falan aşağıya koyarım. Instagram'dan buldum ben, reklamlardan çıktı. Kirpik parması işlemlerini de beğendim. Kaşları çok güzel yapıyorlar. Bu arada kaşlarımı da yaptıracağım daha sonra. Microblading. Yani bilmiyorum, güzel bir yere benziyordu. Ama ben de ilk kez deneyimleyeceğim. İstanbul'da zibilyon tane böyle yer var ama Ankara'da yok. Ve şu güzellik, güzel tarafı şu, lazer yapıyorlar. Kaş yapıyorlar, kirpik yapıyorlar, ipek kirpik yapıyorlar, cilt bakım yapıyorlar, medikal cilt bakım yapıyorlar, kalıcı makyaj yapıyorlar, işte kalıcı lip liner, işte ne bileyim kalıcı ruj falan filan onları yapıyorlar. Ondan sonra lazeri söylemiş miydim? Aynen söylemiştim. Başka ne yapıyorlar? Ha, tırnak yapıyorlar, hani akrilik tırnak yapıyorlar ya, tırnak yapıyorlar, kalıcı ruj yapıyorlar. Başka ne yapıyorlar, ne yapıyorlar bakalım. Ha, bu gençlik aşısıydı işte bilmem falan, cilt bakımıyla alakalı ilgili bir sürü şey yapıyorlar. Ve fiyatlar hiç uçuk değil. Kirpiklerime şimdi kirpik botoksu, işte o işlemleri de orada anlatırım. Kirpik botoksu, kirpik lifting, kirpik boyama ve kirpik keratin bakımı yaptıracağım. Bu 4 işlemde işte bilmem kaç liradan 200 liraya düşmüş. İşte bu şekilde. Onun dışında da hani bundan sonra da günümü paylaşayım istedim. Ne bileyim, sizinle sohbet etmeyi özledim ben ya. Yani bayağıdır böyle oturup hani böyle çok samimi bir şekilde herhangi bir üründen, bir şeyden bahsetmeden, yani tamamen hayatımdan bahsederek bir video çekmedim. O yüzden mukbangleri, işte ay sohbetlerini falan özledim. Çorabımı giyeyim de evden çıkayım bari. Allah kahretsin ya. Taksiye geldim yokuş çıkmamak için ama taksiden yanlış yerdeymişim. Mecbur yani. Kirpiklerin uzunluğuna göre bedenler var. Bu patchlerin bedenleri. Patch dediğimiz şu silikon. Kirpikleriniz orta bir uzunlukta olduğu için ve daha yukarıya doğru kıvrık dik görünmesini arzu ettiğiniz için ben medium'la yaptım. Large'la yapsaydık daha bombeli, daha az kıvrıkmış gibi durur diye bu şekilde tercih ediyorum. Buradaki kullandığımız yapıştırıcı tamamıyla lifting setinin içerisinde yer alan, bu işlem için üretilmiş bir yapıştırıcı. Kirpiklere herhangi bir zararı yok. Burada önemli olan bu kirpikleri daha ayrık bir şekilde düzgün yapıştırmak lazım. Şu an buradaki yaptığımız işlem daha sonraki işlemler yaparken de bu şekilde kalmasını sabitleyecek. Şimdi ilk solüsyonumuz kirpikleri kıvırmaya yarayan bir solüsyon. Bunu kirpik dibinden itibaren kirpiğin yarısına kadar sadece uygulanıyor. Amacımız bu şekilde kirpiğin kıvrılmasını sağlamak. Kirpiğe zarar verir mi bu uygulama? Kesinlikle kirpiğe zarar vermez. Zaten bu bir bakım işlemi olarak geçer. Kirpik liftingi. Ne kadar kalıcı olur? Solüsyonların içerisinde hep keratin yüklemeleri var.
Her aşamada siz kirpiklerinize bakım da yaptırmış oluyorsunuz. Ama biz bu işlemi yaparken şu yaptığımız kıvırma işlemi ve bunu sabitleme işlemi, bir sonrakinde de sabitleyeceğiz. Sabitleme işlemi, sonrasında işte boyası vesaire, hepsinin içerisinde keratin olduğu için size faydalı bir işlem oluyor. Peki ne kadar süre kalıcı olur bu uygulama? 9 hafta kadar kalıcılığı var. Yani 6 ila 9 hafta olarak geçiyor ama 6 haftada hiç ben şu an görmedim. 9 haftayı da genelde geçiyor. Biraz da kirpik yapısıyla da alakalı bir durum. 2 ay geçip de üstünden halen ilk günkü gibi kıvrık olan kişiler de gördük. Ama ben memnun kalan müşterilerimiz için özellikle 9 hafta kullan, yani 7. haftalarda ortalama tekrarlarlarsa eğer, her seferinde daha iyi daha olduğunu doğrusu. Evet fark ettik, test ettik. Bizzat kendim de çünkü o şekilde yaptım. Her uygulama biz öncekinden daha iyi oldu. Oh! Vlog çekeyim dedim, yine sıçtım ben birazcık. Kirpiklerimi görüyor musunuz? Kirpiklerimi görüyor musunuz canım kirpiklerim? Ana yoldayım, Cinah Caddesi'nde. Şimdi kirpik liftingini yaptık. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Önce sonrası fotoğraflarını ya kapağa koyarım ya buralara bir yerlere koyarım. Ama yani inanılmaz fark etti. İnanılmaz. Dediğim gibi ben kampanyadan yararlandığım için 200 liraya geldi. Normalde 250 lira yapıyorlarmış. Eğer ben kirpik botoksu da yaptırdım. Kirpik botoksu yaptırmazsanız kampanyasız. 200 kampanyalı 150 yapıyorlar. Fiyat da söyleyeyim. Onun dışında ne diyecektim? Ha, tam son şeylerini çekemedim. İlk iki aşamayı çektim ama önemli olanlar onlardı. Hani yapıştırma ve lifting işlemi. Ondan sonra kirpik boyası sürdü. Siyah bir kirpik boyası. Ondan sonra da kirpik botoksu yaptı. Kirpik botoksu yaptıktan sonra bir 15 dakika kadar falan sıcak havlu koydu galiba. Yani tam göremedim ne koyduğunu bilmiyorum ama sıcak bir şey koydu ve havlu hissiydi. Onunla bekledim ve güzelce 15 dakika uyudum arkadaşlar. Günümü anlatıyorum. Koştur koştur. Hiçbir şey çekemedim çünkü asla vaktim olmadı. Oradan çıktım. Koştur koştur terziye gittim. Cumartesi günü düğün var. Muhtemelen siz bunu izlediğinizde düğün geçmiş olacak. Düğün için kıyafetimi aldım. O kadar güzel bir kıyafet ki Trendyol'dan aldım. Tuvanan X Trendyol. Yani muhteşem bir şey. Instagram'a fotoğrafını kesinlikle koyarım. O günden kalan fotoğrafları. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız kedi.jpeg, e ile jpeg yazarak takip edebilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz kıyafetime, ayakkabıma, çantama. Hepsini Trendyol'dan aynı anda aldım. Linklerini falan aşağıya bırakırım yine. Bu videonun altına bırakırım linklerini. Almak isterseniz çok güzel. Kalıplar çok güzel gerçekten. Onun dışında ondan sonra çıktım, koştur koştur işe gittim. İşte açılışçıydım bugün. İki gündür tatile gideceğiz diye, işte pazar günü yola çıkıyoruz, tatile gideceğiz diye biraz paraya ihtiyacım vardı açıkçası. O yüzden iki gündür hem açılış hem kapanış çalışıyorum. Bir takım falan sildim, tuvalet temizledim. İki gündür böyle hayatım, saat 12.30'da mesai. Ondan sonra şimdi dişçiye geldim, bir 15 dakika dükkanı birine kilitledim ve dişçiye geldim, dişlerimi temizlettim biliyorsunuz. Diş eti iltihabı olmuştu. O diş taşlarından dolayı oluyor. Diş taşlarını temizledi. 15 dakikalık bir işlem. Sıfır acı, sıfır ağrı. Normalde iğneli falan yapıyormuş ama benim hiç canım acımadı bilmiyorum. Ki acı eşiğim de düşüktür ama arada bir bunu yaptırmak gerekiyor. En azından kontrol yaptırmak gerekiyor. Yani temizlenmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu diye. Ay kolum ağrıdı, şöyle yapayım. Arada bir bunu yapmak gerekiyor, aklınızda bulunsun. Şimdi tekrar dükkana gideceğim ve akşama kadar çalışacağım. Ondan sonra eve gideceğim. Sadece bugün kirpik liftingini göstermek için aslında vlog çekeyim dedim ama yani başka enteresan bir şey olmayacak galiba. Terzide kıyafetini falan da çekecektim ama. Ne doğru düzgün bir açılış yapmışım, ne doğru düzgün bir video çekmişim, ne kapanış yapmışım. Yani saçma sapan bir video olmuş. Tam şu an edit yapıyorum ve kapanış yapmadığımı fark ettim. Videoyu çektikten sonra size başka bilgiler de vereyim. Videoyu çektikten sonra şimdi şu burada daha net gözüküyor. Videoda o kadar net gözükmüyor da. Videoyu çektikten sonra yaklaşık 2 hafta falan geçti. Ben bu süreçte tatile falan gittim. Mis gibi.
Yarın bugün tatilimin son günüydü, yani iznimin son günüydü. Bugün sabah döndük, Olimpos'a gitmiştik. Başka bir videoda anlatırım onları. Yarın yarın işe başlayacağım. Kirpiklerimle alakalı şunu söyleyeyim, hala hiçbir şekilde bir düşme, bir farklılık yok. Çok arada böyle karışıyor kirpikler, hemen bir tarıyorum. Bir tarakla, böyle bir şey, kirpik tarağıyla. Hemen tarıyorum, düzeliyor. Muhteşem ya, muğazzam bir şey ya. Hani tatile yanıma hiç makyaj malzemesi götürmedim. Gerçekten yaklaşık 1,5 haftadır hiç makyaj yapmıyorum. Yani bir kere makyaj yaptım, kirpik lifting yaptırdıktan sonra, o da düğüne giderken. Ve rimel sürdükten sonra dedim ki, çok gereksiz oldu ya dedim. Yani çok gereksiz bir hamle oldu rimel sürmek dedim. Yani gereksiz bir kirpik, yani muazzam bir şey ya. Hani size ne kadar harika olduğunu anlatamam. Gerçekten muazzam bir şeymiş. Her zaman hayatımda olacak bir şey artık kirpik liftingi. Hiç kirpiklerim dökülmedi. Bu arada 24 saat falan suya değdirmemeniz gerekiyor. Haberiniz olsun, onu da söyleyeyim. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Yani bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.